sayın seyirciler, Zonguldak'ta İzmir faciasında hayatını kaybeden değerli yurttaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı Bremen'de ve Galatasaray karşılaşmaya başladı. Hadi futbol adamlarının deyimiyle ayağınız düz bastın ve bu geceyi mutla kapatalım. Koseçki, Koseçki büyük ümidimiz, iki kişi arasında ve Feyerak müdahale Tayfun'dan peşinden top dışarı çıkıyor. Evet, ilk dakika oyun kuralları içinde biraz sert başladı. Hemen Polonyalı hakem müdahale etti ve oyunu durdurdu. Evet, ilk dakikalar futbol profesörlerinin deyimiyle ilk dakikalar o kadar önemli ki bu ilk dakikalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Oyunun kaderini etkileyebilir. Evet, takım kaptanı Votava. Klaus Allofs ve Koseçki. Koseçki top önünde. Arif ortada. Votava bastırdı. Taç. Önemli olan topu karşı yarı alanda tutmak. Yine Tayfun. Tayfun rahat geçiyor. Yanında Koseçki. Dönüyor top. Ve karşı atak başlıyor. Herkes heyecan içinde. Yusuf çok rahat alıyor. Hamza. Son dakikada 11'e dahil edilen Hamza, Yusuf. Bode izlediğiniz 5 numarayla Yusuf'un üzerinde oynuyor. Werder Bremen normalde 3-5-2 oynayan bir takım ama bugün Rüfer, Bode, Klaus Allofs üçlüsü ileride, onlara bir de Neubart katılacak. İsmail çok akıllı hareket ediyor. Çok akıllı hareket ediyor. Ve kaleci Hayrettin. Erhan'dan İsmail. Koseçki. Hartgen orta sahada oynuyordu. Hartgen 4 numarayla Bratzett'in yerini kapatmaya çalışıyor. Ve bu arada çıktı ileriye. Alts vuruyor. Hayrettin bıraktı. Dışarı gidiyordu top zaten. Bu gece Avrupa'da futbol gecesi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda lig usulü oynanıyor. İki grupta biliyorsunuz. İkişerden 4 maç var. Kupa Galipleri Kupası'nda 4 çeyrek final mücadelesi ve UEFA Kupası'nda da yine 4 ayrı çeyrek final mücadelesi. Karşılayan Hartgen, karşı atak çok tehlikeli. Top hayır dışarı gidiyor. Korkmayın. Bu defansımızın biraz aklını başına getirsin. Bode. Bode'yi de atak yapan en çok ligde gol atan oyuncusu ve Hayrettin zannediyorum açısını öyle kapattı ki o kaleye vuracak boşluğu bulamadı. Üçüncü dakika, yüreğinizi oplatan bu görüntülerin tekrarlanmamasını diliyoruz ve Hayrettin kullanıyor. Değerli seyirciler, sık sık görüntüye geliyor. Mustafa Denizli tribünlerden maçı izlerken telsizle Ahmet Akçan'la konuşuyor ve birbirleriyle bu şekilde haberleşiyorlar. Mustafa Denizli'nin verdiği talimatları da Ahmet Akçan sağ kenarından futbolculara duyuruyor. Evet, şimdi Galatasaray. Erhan, İsmail ve Tugay. Uzun bir top. Kaptan Votava topu çevirdi ve bir geri pasıyla Neubart kalecisini görüyor. Karşılaşmanın 3. dakikası içindeyiz. Werder Bremen Galatasaray karşılaşmasında durum 0-0. Votava yerden ve Bokenfeld topu çevirmek istedi. Bir korner kazanıyor Werder Bremen. Dördüncü dakikada karşılaşmanın ilk korneri Allofs kullanacak. Savunmamız tedbirini alıyor. Allofs yerden geriye doğru çıkardı ve Bokenfeld'in ortasında savunmamız topu dışarı atarken Polonyalı hakem Viskiewicz'in işaretiyle bir serbest vuruş kullanacağız. Hayrettin'i izliyorsunuz.
UEFA Kupası'nda 8'e kalan, çeyrek finale kalan takımların ilk mücadeleleri bugün. Ve bir Galatasaray akını soldan Rotario, Tugay, İsmail sağ tarafa, sağ kanada çevirdi Galatasaray topu. Pres yapıyorlar Aman ve Yusuf topu Tugay'a kazandırıyor. Tugay'ın yerden pası, soldan Tayfun, bir orta ve kalecileri çıkıyor. Rek topu yakalıyor. Bizi izlemeye devam edin. Tanrı yaptı ve Werder Bremen'in biraz daha savunmaya önem vermesi gerektiğini hatırlattı. Şu anda Erdal Keser bir radyo istasyonu için yorumcu olarak bulunuyor tribünde, sakatlığı nedeniyle oynamıyor. Galatasaray Yusuf'la çıkıyor. Uzun top Koseçki için, offside bayrağı kalkıyor. Evet, bu kontrataklar aslında Werder Bremen ilk dakikalarda gol atıp moralman iyi duruma geçmek istiyor ama bu kontrataklarda bugün çok kişinin çok şey beklediği Koseçki. Faulü gördünüz. İsmail mükemmel. İkinci hareket de güzel. Tayfun. Evet Rotario. İşte senden güzel pas. Arif sıyrıldın mı? Hayır. Bode. Son anda dokundu ve Ayrıs kalecisi Reke kazandırdı. Oysa Arif'in böyle ataklarını çok görüyoruz. Şimdi Ayrıs'la Werder Bremen geliyor. 7. dakikaya kadar geldik. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Dün akşam Piontek'le yaptığım görüşmede ilk 30 dakika çok önemli demişti Piontek ve Galatasaray 30 dakika gol yemezse bu maçta çok avantajlı duruma geçecek demişti. Evet, o 30 dakika tabii ki önemli. Bu arada Bokenfeld ortalıyor. Bravo Erhan. 37 yaşında ve takımın en tecrübelisi. Mustafa Denizli yeniden izledik. Sık sık da izleyeceğiz çünkü gerçekten boyunu bükük çocuklar orada mücadele ediyor. Klaus Allofs kullanıyor korneri. Barajdan döndü. Rotario. Koseçki sola doğru kaçtı. Defanstan çıkanlar var. Arif. Sağ tarafta Muhammed bomboş bekliyor. Koseçki. Bu arada Arif topsuz alanda iniyor yere. Topsuz alanda ve Neubart mı? Hayır. Topsuz alanda bir sarı kart mı gelecek? İlk dakika ikazı mı? Aslında pozisyonu yeniden seyrediyoruz. Sadece bir ikaz var Bokenfeld'e. Bu arada hemen belirtelim. Ailt ve Erman'ın bu maçta sarı kart görmeleri halinde ikinci maçta oynamayacakları. Yusuf ortaya çeviriyor. Çıkardı Borovka. Yine Yusuf rahat. İsmail kademede güvenli. Rufer üzerine doğru geliyor. Döndü. Allofs karşısında. Ve kaleci hayretti. Tekrar Rotario. Koseçki gayretli görünüyor bu karşılaşmada. Dileyelim o patlamasını yapsın. Erhan. Üç kişi arasında tehlike. Rufer. Arapası. Bu da tehlike. Klaus Allofs. Hayrettin köşeyi kapattı ve aldı. Bravo Hayrettin. Bravo. Büyük morale ihtiyacımız var. Muhammed. Galatasaray'ın oyunu biraz daha yavaşlatması gerekiyor. Tugay, Rotario, tekrar Tugay. Sol tarafta Koseçki çok iyi gizledi kendini. İçeriye giriyor Koseçki. Muhammed vardı, onu atmak istedi Koseçki. Faul, frikik kazanıyoruz. Başa baş bir mücadele. Bir Galatasaray kalesinde, bir Werder Bremen kalesinde değil mi? Evet, bu Koseçki'nin sol taraftan ortaya doğru kaçışı bana son Gençler Birliği maçında son dakikada attığı golü hatırlattı. Aynı şekilde kaçtı, vurmak istedi kaleye fakat bu sefer engel vardı ve faul de yapıldı kendisine. Şimdi duran toplarda bir usta Rotario orada. Erhan geldi. Biraz geride o muhteşem gollerin sahibi, az ama çok öz goller atan Yusuf bekliyor. Bakalım 5 kişilik baraj. Kaleci Rek kendine göre sağa kapattı. Sol köşeye yanaştı. Galatasaray seyircisi ayakta. Türk seyircisi ayakta. Rotario dokundu. Tekrar Rotario'da kaldı. Vuruyor, barajdan geldi.
barajdan geldi. Aslında bir anlaşmazlık oldu. Yusuf'a atmak istedi. Rotario da onu izah ediyor. Ayaklarımın arasına niye atıyorsun topu diye. Atağımız sürüyor. Bu iyi. Çekiyor. Yine bizde Yusuf. Ailes karşısında. Muhammed. Şimdi Tugay. Rotario boş. Tamamen rakip yan alandayız. Nefis hareket. Kosetski. Ters tarafa çalım. Kosetski vuruyor kaleye doğru. Rekin kucağına. Heyecanlandırdı bizi. Evet. Ahmet Akçam, Mehmet Göğüsü'de Galatasaray'ın Mustafa Denizli'nin görevini üstlenen adamları. Yusuf çok dikkatli, evet. Tugay ve Erhan. Galatasaray yüksek bir tempoda götürüyor karşılaşmayı. Aslında Werder Bremen yaşlı bir ekip ve bu tempoyu sürdürdüğü takdirde Galatasaray rakibini yorabilir de. Şimdi savunmadan bir top çıkarıyoruz. Ve Kosetski mücadele ediyordu. Bir taç lehimize. 11. dakika oynanıyor. Top bizde fakat devam diyor hakem. Tugay ayak koydu. Yine Tugay'da. Yusuf. Tugay. Tugay önünü boşaltmaya çalıştı. Güzel bir topuk pası harikten gelecekti ama bir müdahale ve faul lehimize. Değerli seyirciler, 12. dakikaya yaklaşıyoruz. Ve şu anda 12. dakikaya gelirken Galatasaray rakip yarı sahada. Yusuf sıyrılmak istiyor. Bir pas sağ tarafta. Kosetski mücadele ediyordu fakat 7 numara ait topu dışarı vurdu ve taç. Takımımız bastırıyor fakat savunma şu anda topu karşıladı. Ve atak sırası onlara geliyordu ki Yusuf kaptı, pres yaptı. Yusuf da bir çalım daha. Yusuf sıyrılmaya çalışıyor. Yanında Tugay vardı fakat savunma kesti. Pres yapıyoruz gene. Tayfun ve nihayet kalecileri Rekin ellerinde top. Bizi izlemeye faul. Hayır. O kadar sert bir yutukun hareketi yeniden seyredip ve kararımızı vereceğiz. İlk dakikalarda avantaj sağlamaya çalışıyor kendisine. Bakın sadece bir çarpışma futbolda her zaman olan şey. Evet, 14. dakikaya geçtik. Werder Bremen Avrupa Kupa Galatasaray Kupası çeyrek finalinde. Evet, Mustafa Denizli yeniden ekranda. Bir şeyler çözmeye çalışıyor tabii ki. Alonso kullandı, sert bir orta. İsmail kafasından dönüyor. Hayrettin. Evet Hayrettin. Bravo. Boden'in burnunun dibinden topu aldı. Mustafa Denizli zor anlar yaşıyor. Tabii ki biraz daha olaya uzak. En zor görevlerden birinde. Hayrettin'in uzun degajı. Votava çevirdi. Rupert. İsmail, aman kaçırdılar Bokenfeld'i. Bokenfeld'i kaçırdılar. İsmail kapatmaya çalışıyor. Çok büyük tehlike. Hayrettin mükemmel. Yeni bir Ostrava zaferi mi geliyor? Hayrettin oyuna iyi başladı. Hatırlayacaksınız. Ostrava'da da ilk dakikadan mükemmel bir top almıştı. O top Hayrettin'e moral vermişti. İyi başladı. Böyle gitsin diliyoruz. Yine Alofs kullanıyor korneri. 15. dakika. Aslında maç tempo, normal temponun çok üstünde. Çok süratli, çok kaliteli bir karşılaşma. Evet, Alofs kullanıyor. Erhan rahatça çevirdi. Bıraktı Alofs, taça çıksın diye. Ait kullanacak uzun kornerleri var aslında. Morovka daha uzun atıyor ama gelmedi sol taraftan. Ait kullanıyor. İyi markaja kapattılar ve Tugay bir taç daha. ...15 dakika geride kaldı. Ve Werder'den açtı. Galatasaray 0. Morovka şimdi uzun taça çıkılıyor. Hayrettin dikkat, faul olması lazım. Hayır, tabii ki. Kale sahası içinde bir kaleci topu tamamen kontrolüyle almadan, ayaklarını yere basmadan, kılına bile dokunamazsınız. Kurallara göre fauldür. Sadece iki ayağını yere basıp topu tamamen tuttuktan sonra omuz omuza şarj yapmaya izin veriyor futbol kuralı. Bakın Hayrettin havada. Dolayısıyla faul. ...32. dakika... Hayrettin kullanıyor.
0-0 devam eden Kupa Galibiyeti Kupası çeyrek finalinde Muhammed o biraz oyuna silik başlayanlardan. Seyircimizin coşkusu yine ekrana yansıdı. Ve Hayrettin'in degajmanıyla şu anda bir boş saha yakalıyoruz. Koseçki ceza sahasına girerken vurdu ve gol! Dakika 32 ve Galatasaray 1, Werder Bremen 0. Ve Koseçki ceza sahasına girdiği anda vurdu topa ve topu ağlara yolladı. Evet, Galatasaray Bremen'de 1-0 galip duruma yükseldi. Evet Öztürk. Koseçki patlayacaktı, herkes söylüyordu. Koseçki bir gün patlayacaktı ve Galatasaray'da gösterecekti. Evet, evet, Koseçki'nin golünü yeniden seyrediyoruz. Mükemmel vuruş, mükemmel gol ve Galatasaray deplasmanda 1-0 galip. Evet, saha içi röportajı için Bülent Karpat'ta. Evet, Selçuk 35 dakika oldu ve golü attık. Erhan bekliyordu, Muhammed'e top geldiğinde gol dedim zaten, Koseçki'ye verdi. Yani golün gelişi belliydi. 10 dakikadır onu söylüyorum. Koseçki bugün çok geri. Onu iyi kullanabilirsek daha 2-3 tane daha atabiliriz yani. Şimdi Werder Bremen düşünsün artık. Galatasaray camiası teknik adamıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle gol atmamız lazım diyordu. İşte atıldı gol. Şimdi çok profesyonelce, çok akıllıca oyunu oyalamak gerekiyor. Az şey değil deplasmanda öne geçmek. Tayfun. Evet, Tayfun daha diri. Daha diri ve Tugay Tayfun derken taç. Ali Koçtepe, bu tempoda sık sık biz mikrofon değiştireceğiz. Ama mutluyuz. Tabii böyle kadar daha iyi oluyor patlaşarak. Mutlu, evet. Ve topun gelmesini bekliyoruz. Tribünlerin halini görmeniz lazım. Şu anda ekrana yansımıyor ama 20 bine yakın seyircinin ellerinde o sarı kırmızılı bayraklarla ve Türk bayraklarıyla yaptığı tezahüratı izlemeniz gerekir. 6 numaralı futbolcuları topu kalemize doğru gönderdi. Taştan ve Hayrettin çıkıyor. Topu yakalıyor. Evet, Borovka o uzun taşları atan futbolcusu sağ taraftan taç atışını kullanmıştı. Ama günündeki Hayrettin rakiplerine bırakmadı topu. Evet değerli seyirciler, 32. dakikada geldi gol. Koseçki'den geldi ve Galatasaray deplasmanda 1-0 galip duruma yükseldi. Galatasaray Avrupa Kupa galiplerinde 2 deplasman maçını da kazanan takım. Hem Almanya'da Stahli, arkasından Banik Ostrava'yı Çekoslovakya'da, Ostrava'da mağlup eden takım. Ve dileriz bugün bir deplasman galibiyeti daha alsın. Ve bu çeyrek finalde şu anda bir akındayız. Bir geri pası yapıyorlar kalelerine doğru ve Neubart'ın uzun yüksekten yolladığı topu Rek bloke ediyor. Onun uzun degajmanı Tugay bırakmadı. Tugay bırakmadı. Hava toplarında bile o uzun boylu rakiplerinden futbolcularımız topu başarılı bir şekilde almayı beceriyorlar. Bir pres, yerinde bir müdahale. Fakat taca çıkmasına engel olamıyor Erhan Topun. Ve Borovka taç atışını kullanacak. 35. dakika. Bremenliler atak oynayıp gol beklerken bir kontra atakta gol Koseçki'den geldi. Hamza'nın pası Rotaryu ve Arif. Haydi Arif. Pas verecek arkadaş aradı. Rotaryu'dan sol tarafa doğru Tayfun. Tayfun ortalıyor, ceza sahası içine doğru bırakmadılar. Ve top kornere gidiyor. Evet. Harken topu kornere attı. Ekranda Raşit'i izledik. Ve şimdi sol taraftan korner atışını kullanmak üzere oraya Koseçki geldi. Brek arkadaşlarına talimat veriyor. Ve topun başında Koseçki. Karşılaşmanın 35. dakikası, Galatasaray 1-0 önde. Koseçki'nin ortası. Gerilere doğru fakat hayır, topu çıkardılar. Savunmadan. Ve hakem oyunu durdurdu. Bir sarı kart. Bir sarı kart. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Yusuf'un müdahalesi ve Neubart topla beraber giderken Yusuf'un müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem de Yusuf'a karşılaşmanın 36. dakikasında sarı kart gösterdi. Evet, Borovka'dan açılan top Allows.
Güzel hareket Yusuf'tan. Bu sarı karta cevap herhalde. Şık bir hareket ve topu tribünlere yolluyor. Evet, 32. dakikada gelen gol hepimizi çok çok sevindirdi. Pek çok sevindirdi. Ama böyle maçlarda erken gelen golleri korumak da bir hayli zordur. Yine Galatasaray'ın usta ayaklarıyla, tecrübeli futbolcularıyla bu atılan golü rakibine unutturması lazım. Rakibine unutturabilmesi için avantajları da var. Seyirci avantajı var ve şu andaki moral avantajı var. Tehlikeli bir top Hayrettin. Evet, bravo Hayrettin. Bravo Hayrettin. Artık bu dakikaları yine saniye saniye sayacağız galiba. Geriye dönüyor top. Bir uzun offside bayrağı havada. Maçın Bolonyalı hakemi Rezinski, çizgi hakemi, bayrağını kaldırıyor ve bizim istediğimiz şeyi, o hakkımız olan şeyi veriyor gerçi ama çok Avrupa'da çok maçta hakemlerin nasıl maç yönettiklerini etki aldıklarını gördük. Rotario şimdi. Kozinski araya girdi. Rotario ama Ayrt geldi. Pozisyonunu bozdu. Rek hemen başlatıyor. Muhammed müdahale ediyor ve alıyor. Muhammed biraz silik başlamıştı. Şimdi çabuk. Evet, güzel pas. Hamza. Kozinski yine kıpırdandı. Topu aldı. Kozinski Ayrt karşısında. Oyunu sürdürüyor hakem. Şimdi Rotario. İki tarafta çok etkili ikili mücadelelerde. Hamza'dan mükemmel hareket, devamı gelmiyor. Şimdi İsmail ve Taç. 39. dakika, ilk yarı için son 6 dakika ve Galatasaray 1-0 önde. Gol Koseçki'den. Şimdi Tayfun Uzun oynuyor. Neubart. Dün gazetelerde Otore Hagel, Neubart, Klaus Allos, Rufer'le üçlü forvet oynayacağım diyordu. Ama Bratzett'in rahatsızlanması bu Neubart'ın defans oynamasına sebep oldu. Tayfun rakibinden daha çabuk dönünce bu pozisyon kolay atlatıldı. Ama görerek atmak lazım bu pasları. Ayrt. Ara pası Bockenfeld. Tayfun kornere çeviriyor. Yine Allos, Klaus Allos, bütün kornerlerde olduğu gibi o topun başında. Hayrettin'e doğru ve evet Hayrettin. Koseçki iki kişi arasında mücadeleye çağırıyor attığı bu toplu ama top taça çıkıyor. 40. dakika, Ayrt geriye doğru oynadı, Borovka. Botava. Tekrar Borovka. Neubart sola kaçtı. Bu arada Muhammed araya girmek istiyor. Çok tehlikeli. Yan pas kona gelmiyor. Rotario. Tugay rakibine çarptırmak istedi ama olmadı. Bode kaçtı toptan. Kaç. Werder Bremen'in 41. dakika. Bode. Tekrar Bockenfeld. Aman tehlike. Bravo İsmail. Arif. Tugay. Klas hareketler. Ayrt. Bırakma Arif. Tugay ve Tayfun oyunu sürdürüyor hakem ve Koseçki çıkarma topu. Hayır, çıktı diyor yan hakem. Bizi sevindiren topun kalemizin uzağında olması. Neubart. Borovka. Galatasaray çok koşuyor, çok enerji harcıyor. Bu enerjiyi 90 dakikaya da iyi yaymak lazım. Borovka, tekrar Neubart, Otore Hagel düşünceli. Alman liginde bile böyle zor duruma düşmemişti Otore Hagel. Tabii ki bu arada Erman yerde, Muhammed ikili mücadelede biraz kuralları zorladı. Muhammed'in arkadan müdahalesi ve Ayrt dokunuyor. Borovka, şans topu kalıyor Bodin'in ayağında. Hayrettin, bravo Hayrettin.
Oybar kurdu. Hayır, kurdu. Evet, çok geniş güvenlik önlemleri alındı karşılaşma öncesinde bugün sabahtan itibaren ama şu ana kadar hiçbir şey yok. Türk seyircisi de çok centilmen. Tugay'la geliyor Galatasaray ve Arif çok uzun top. Out. Değerli seyirciler, ilginçtir. Almanların kupalarda, UEFA kupasında, şampiyon kulüplerde başka takımı yok. Ve kupa galiplerinde bir tek Werder Bremen Almanya'yı temsil eden takım olarak kaldı. Eğer Galatasaray Werder Bremen'i elerse Almanların bundan sonra başka hiçbir takımı kalmamış olacak Avrupa kupalarında. Ligde 8. durumda bulunuyor Werder Bremen ve Galatasaray'ın yeni bir akını. 32. dakikada Koseçkin'in kaydettiği golle 1-0 öndeyiz. Şu anda bir geri pası Tugay, İsmail ve evet çok soğukkanlı, çok isabetli kaleci Hayrettin'de top. Özellikle geride İsmail ilk gelen toplara çok yerinde müdahale ediyor ve hiç sektirmiyor. Çok başarılı, Hayrettin çok başarılı. Futbolcularımız şu ana kadar çok koştular, çok mücadele ettiler. Rakibin fizik üstünlüğüne rağmen bu inanılmaz efor bizi avantajlı duruma getirdi. Bu arada Hayrettin'in de birbirinden güzel kurtarışlarını göz ardı etmeyelim. Ama Koseçkin'in attığı gol de gerçekten bir zeka ürünüydü ve bir beceriydi. Sağ taraftan bir orta. Hadi Hayrettin ve tam zamanlaması gene mükemmel. İsmail kafayla topu, Yusuf kafayla topu çevirdi ve tekrar soldan bastırıyorlar. Bir orta daha. Bir karambol ve top dışarı gidiyor. Avut. Avut. Doğal hakkı topu oyunda tutmak ama biraz pasif oynamak. Neubart yükseliyor. Bode. Dönen top Borovka. Oyunun temposu biraz düştü. Bu bizim lehimize. Neubart. Ayrıt. Tekrar Neubart. Borovka, Arif'in müdahalesi kararlıydı ama hareketler rakip takımdan başarılı. Ait geliyor, vurabilir, korkunç bir vuruş ve Hayrettin'in müthiş kurtarışı. İnanın ağır gösterimde bile bu top süratle gidecektir ama Hayrettin mükemmel kurtardı ve Almanlar bir kaleci görsün dedi. Biliyoruz 90 dakika başarısı böyle sürsün Hayrettin'in. İşte son andaki tokadı ve tehlike kornerle devam edecek. 62. dakika. Klaus Allof. Ön direkte ve karşılıyor Hamza. Yine Allof'un ortası. Geri pas ve Hayrettin. Değerli seyirciler, Galatasaray'ın gerçekten orta sahada çok iyi bir presi ve savunmada çok iyi bir zamanlaması var. Hayrettin ilk yarıdaki başarısını sürdürüyor ve şu anda sol taraftan Bode bir Bremen atını başlattı ve Aitz'in ortaladığı top bir ters kafa Tayfun'dan ve kornere çıkıyor top. Endişeli bir Mustafa Denizli ama 1-0 galip durumda oyunu götürüyoruz. Ve ikinci yarının 17. dakikası. Aldov bu korner atışını kullandı. Hayrettin çıkıyor ve tokatlıyor topu. Dışarı gönderiyor. Ve bir korner daha. Şu dakikaları da atlatmamız lazım. Korner atışını tekrar izledik. Çok güzel çekim yapıyor Almanlar. Ve sanıyorum çok güzel bir yayın izliyorsunuz. Alov tekrar ortaladı. Yine ön direkte kafayla karşılıyoruz. Tekrar çevirdiler ama Erhan bırakmadı. Dönen top tehlikeli olabilir. Muhammed çıkıyor. Kendini yerde buluyor. İsmail bastırıyor ve topu mücadele sonunda alıyor. Bu arada hakemin düdüğü Muhammed yerde. Devre arasında Coşkun Özarı kendisiyle yapılan konuşmada ön direkte topları uzun boylu futbolcularımızla çok güzel karşıladığımızı söylüyordu. Nitekim ikinci yarıda aynı şekilde korner atışlarını karşılıyoruz. İkinci yarının 18. dakikası oynanıyor. Bir ataktayız. Bir ataktayız. Fakat bir geri pasıyla kaleci Rek topu alıyor. Borovka ile sol taraftan hücuma kalkıyor Bremen. Bir ikili mücadele.
faul aleyhimize. Faulü yapan futbolcu Yuko Seçki. Ait. Ait. Aldov. Karşısında Erhan. Orta sahada süper bir futbol oynadı Erhan. Ve bravo. Rotaryo'nun zamanlaması çok iyi. Presi çok iyi. Erhan. Erhan tekrar. Muhammed ve Taç. Galatasaray bu yüksek temposunu ikinci yarıda da 20 dakika sürdürmeyi başardı. Borovka uzun bir taç atışı yapacak. Gerildi. Topu ortaladı. Yine çıkarıyoruz savunmadan. Neubart bastırıyor ama bizimkiler de durmuyor ve bravo. Arif. Arif soldan gidiyor. Topu ortaladı. Koseçki'ye doğru. Koseçki sağ tarafta buluşmak istiyor. Köşe gönderi yakınında yakaladı. Koseçki birebir bir orta yaptı. Bir şut ve hayır, dışarı gidiyor. Arif'ten gelen bir şut ve top dışarı gidiyor. Out. Arif'i izliyoruz. İki kişiyle bile yaptığımız ataklarda görüyorsunuz, gol pozisyonları doğuyor. Koseçki ve Arif iki süratli futbolcumuz, tam kontra atak futbolu için iki futbolcu ve etkili oluyoruz. Rakibimiz bizden daha çok gol pozisyonuna giriyor ama golü bulan biz olduk ve 65. dakika. Alofs ortaladı. Top dışarı gidiyor. Avut. Hayır. Bakıyoruz hakem. Evet, avut diyor. Hayrettin. İnşallah diyoruz bu 90 dakika sonunda adını Bremen Fatih olarak yazdıracak. Şimdi avut atışını kullanmak üzere. Neubart kafayla karşıladı. Yine savunmamız Yusuf, Hamza ve Tayfun. Şimdi akın sırası bizde. Tayfun gidiyor. Bir pas Koseçki. Koseçki ceza sahasına girmek üzere. Bir şut ama top dışarı gidiyor ve avut. Ekranda Koseçki. Değerli seyir, doğrudan doğruya avuta gidiyor. İkinci yarının 21. dakikası. 66 dakikalık mücadelede 32. dakikada Koseçki ile bulduğumuz gol var. Ve Galatasaray dayanıyor. Dayandığı gibi zaman zaman kontra ataklarla gol arıyor. Hayrettin'in avut atışıyla oyun başladı. Neubart kafayla karşıladı. Erhan ayağından biraz topu açtı. Ve kaptırdı. Sol tarafta Borovka ortaya çevirdi. Hartgen sağ tarafa kazandırıyor topu. Bir orta, aman çocuklar topu çıkarıyorlar fakat dönen top yine Bremenler'de. Ait. Muhammed bastırıyor. Bir orta kafaya çıkıyor fakat doğrudan doğruya avuta giden bir top. Evet, yine avantajlıyız ve avuttan topun gelmesini bekliyoruz. Seyirci coşkusunu devam ettiriyor. Sarı lacivertli ve sarı kırmızılı bayraklar yan yana tribünlerde dalgalanıyor. Hayrettin avut atışını kullandı. Kafayla karşıladılar. Kohn. Tugay bastırdı. Ve taç atışı kullanacak Werder Bremen. Top Bremenlerin ayağında. Borovka. Bir pas. Uzun bir top yolladılar. İsmail zamanlaması gene çok iyi ve kalecisi Hayrettin'e topu kazandırıyor. Savunmamız gerçekten kusursuz bir futbol oynuyor. Tayfun, Hayrettin, karşısında Kohn var. Elle de kaçmanını yaptı. Boş arkadaşını buldu ve soldan Tayfun bastırdı. Bir çalımla rakibinden sıyrılmak istiyordu ama Bremenler topu tekrar aldılar. Sol tarafta bu tehlikeli olabilir. Bode. Ama Yusuf'un gene zamanlaması çok iyi. Ve topu taça çıkarıyor. Taç atışıyla oyun başladı. Borovka. Uzaktan bir şut ve top dışarı gidiyor. Avut. Avut. Hem futbolcularımızın becerisi hem şansımız bugün. Şu ana kadar Galatasaray'ın avantajlı bir şekilde oyunu götürmesini sağladı.
Hayrettin yine bir avut atışıyla oyunu başlatacak. İkinci yarının 24. dakikası oynanıyor. Hava topunu alamadı Koseçki. Uzun topla yine hücuma kalkmaya çalışıyor Bremen. Taç. Taç atışını Bockenfeld kullanacak. Selçuk'la Bülent'i tribünlerde izledik. İsmail geri pası ve Hayrettin iki hamlede rakibine rağmen topu blok etmeyi başarıyor. Şimdi de Ahmet Akcan ve Raşit Çetiner geldiler ekrana. Oyun faul atışıyla başladı. Kohn'un yaptığı atağı Hayrettin'e atağını Polonyalı hakem Diskiewicz faulle cezalandırdı. Şimdi plonjonunu tekrar izlemiştik Hayrettin'in ve degajmanla topu oyuna soktu. Top yine Almanlarda ama Yusuf bastırıyor ve bir faul yapılıyor kendisine. İkinci yarıda oyuna giren Bester bu faulü yapan. Yerde siz pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Yusuf ekranda. Değerli seyirciler, 25. dakikada doldu. Yusuf'un tedavisi yapıldı. Bu futbolcularımız için de bir soluk alma, bir dinlenme anı. Yerde ama ayakkabısını bağlıyor. Biraz sonra oyuna dönecek. Zaten oyun alanı içinde. Arif geriye çıkarıyor. Kapas tehlikeli. Kaptırıyor. Bester. Ara pası Kohn. Tehlike var. Orta. Orta. Dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Bunu sevinçle söylüyoruz. Ama biraz önce görüntüye geldi. Futbol Erdal ve Piontek görüntüde. Futbol oynamış, oynamakta olan ve sakatlığı veya yedek düştüğü için sağ kenarında kalan futbolcu en büyük eziyeti çeker. Sağ içindeki boğuşur, vurur, bağırır, düşer, kalkar ama sağ kenarında biraz önce Bülent ve Selçuk da oradaydı. Ve onların oyun alanı içindeki mücadelenin arkadaşlarına yardım edebilmek için ne kadar işten baktıklarını gördüm. Evet, Borovka ve bir geriye sayma artık başlasın. İşte Bülent görüntüde büyük heyecan içindeydi. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu. Şimdi topla gelen Neubart yanına bırakıyor. Hartgen, Galatasaray yine savunmaya çekildi. Kaptan Botava. Bravo, bravo Tayfun. Maça tutup başlamıştı. Giderek açıldı. Klaus Allofs. Bockenfeld. Orta bu defa Erhan. Şimdi Tayfun, Bockenfeld'le mücadeleden dönen top Hamza. Ondan çıkıyor Arif ama yan hakemin bayrağı havada taç. Tacı Votava kullanıyor. Tugay set yapmaya çalışıyor. Ve Tugay uzun bir vuruş. Koseçki ile Borovka baş başalar. Koseçki yerde, Borovka ancak durduruyor Koseçki'yi ve Tayfun hemen kullanıyor. Erhan çıkmıştı, bıraktı arkaya ama yetişemiyor Arif. Kaptırılan topla gelen Bode orta alanı kolay geçti. Ara pası Klaus Allofs, anlaşmazlık ve Tugay faydalanıyor bundan. Tugay geliyor, sağ tarafta Arif var, hemen yanında Hamza, daha uzağında Rotario. Şu anda Rotario çizgide bekliyor Arif. Bekliyor ve buluşuyor topla. Bekletmeden attığı top Neubart'ta. Kohn. Arif araya girmek istiyor. Büyük bir rastlantı topu geldi Bester'e. Ve Bester geliyor. İsmail önünü kapatması lazım. Kaleci bravo Hayrettin. Bu kaçıncı bravo. Ama hepsini hak ettin. Hepsini hak ettin. Bu gecenin kahramanısın. İnşallah 90 dakikada bu başarını sürdürürsün. Geriye dönen top Rotario'dan. Şimdi Tugay. Dön Hayrettin'e. Evet, şu anda Galatasaray'ın güvenli sigortası kalecisi Hayrettin'e. 75. dakika. Son 15 dakika için geriye sayma.
Ama hatırlıyorum da bir Banik Ostrava maçından biraz daha rahatız. O kadar baskı altında değiliz. Neubart şimdi ataklar karşılık bir de şu sıralarda Werder Bremen biraz daha atak. Bode, Muhammed, Bode, Ayrt. Bir hava topu daha geliyor. Erhan ve Taç. Klaus Allofs Galatasaray defansını alkışlıyordu herhalde orada. Başka çünkü alkışlayacak bir şey yok. Otto Rehagel artık son 15 dakikanın paniğinde. Hatta bir dakika daha gitti. 14 kaldı. Borovka korneri kullanıyor. İsmail mükemmel. Muhammed daha çabuk. Ayrt. Çevrilen topu Erhan kapatıyor. Gerçekten kademe iyi. Nefis bir kontratak başlıyor. Rotaryu, Koseçki, Arif bomboş. Daha paralel bir pas. Rek dışarıda. Tugay. Votava. Hamza araya girmek istiyordu. Şimdi Tugay pres yapıyor. Votava'dan Neubart. Votava tekrar Hartgen. Votava. Bokanfeld ve Taç. Evet, mikrofon Bülent Karpat'ta. Bülent, şu anda herhalde sahada olmak isterdin değil mi? Çok isterdim, tabii ki çok isterdim. Ama gerçekten mükemmel bir oyun oynuyorlar. Yani bütün güçleriyle oynuyorlar. Yani ne bileyim, tebrik etmek lazım. İnşallah 90 dakika böyle biter. Ve İstanbul'da gerekeni yaparız. Teşekkür ederim. Son 14 dakika. Son 14 dakika ve hücumda Werder Bremen Muhammed karşıladı. Şimdi bir kontra atak başlıyor. Arif. Haydi Arif. Aradan Koseçki kaçıyor. Koseçki'nin önüne doğru attı. Koseçki ceza sahasına girdi. Haydi Koseçki dönüyor. Dönüyor. Koseçki ve pasını kaleci topu aldı rek. Yazık. Çok önemli bir gol fırsatı. Çok önemli bir şans doğmuştu takımımız için. Fakat bundan yararlanamadık. Pozisyonu tekrar izlediniz. Biraz isabetli olsaydı o pas ve kaleci rek kurtarmasaydı ikinci gol geliyordu. Şimdi Borovka. Bode. Aman Erhan topu çok güzel çevirdi. Hakikaten savunmamızda futbolcularımızın topa girişlerindeki timing, zamanlama süper. O kadar kusursuz oynuyorlar ki onları tamamlayan kaleci Hayrettin oluyor. Ve son 13 dakika, artık dakikaları sayıyoruz. Maçın böyle bitmesini arzu ediyoruz. Taç atışıyla Borovka oyunu başlatacak. Yine uzun bir taç geliyor. Yine ön direkte kafayla. Hayır, bu defa Tugay topu çevirdi. Arif geriden aldı topu ve Koseçkin'in önüne atıyor. Ama geri pası yapıyorlar. Kaleci Rek. Golü 32. dakikada Koseçki ile bulduk. 1-0 avantajlı götürüyoruz karşılaşmayı. Hartgen topu Bokenfeld'e kazandırdı. Onun pası, bir kafa pası. Havayla topu almak istiyorlar. Bırakmadık yine İsmail. Ve Tugay'ın çevirdiği top. Şimdi Rotaryu. Rotaryu geri pası yapıyor Tugay. Tugay'dan aldılar topu. Ve Borovka ortadan topla beraber gidiyor, uzaktan şut mu atacak? Hayır, sol tarafa verdi. Bode topu ortalamak istedi. Ceza sahasının dışında eyvah gol. Fon karşılaşmanın bitmesine 12 dakika kala Fon golü attı. Durum 1-1. Hayrettin'in yapacak bir şeyi yoktu. Çok uygun bir durumda. Tekrar izliyoruz. Son göğsüyle topu aldı, vurdu ve kontriyede kaldı Hayrettin ve golü buldu. Werder Bremen golü buldu. Durum 1-1. Golü tekrar izliyorsunuz. Bakın kontriyede kalan Hayrettin ve durum 1-1 oldu. Savunmamız şimdi bir top çıkarıyor. Şimdi biz hücuma taktık.
ve Tayfun'un pası kaleye doğru geliyor ve kaleci Rek çıktı, topu aldı, hemen oyunu başlattı. Son 11 dakika, 79. dakika. 78'de Ko'nun beraberlik golü geldi. Soldan yine bastırıyorlar. Bode, Muhammed var karşısında. Botava arkadaşlarına kazandırıyor. Borovka, Borovka bir pas. Arlov ortaladı. Topu çeviriyorlar ama üstten avuta gidiyor. Son 10 dakikaya girdik. Karşılaşmanın 80. dakikası. Ve oyuna Taner girecek. 13 numarası ise takımımızın en uzun boylu futbolcusu. Bir hücum, geri pası yaptılar ve kaleci Rek topu aldı. Topun dışarı çıkmasını bekliyoruz değişikliği yapmak için. Uzun bir top. Arlox bastırmak istedi, Erhan bırakmadı ve taç. Durum 1-1. 32. dakikada Koseçki, 78. dakikada Kohn ve şimdi Arif çıkacak. Oyuna Taner girecek. Taner oyuna dahil oldu. Bu sonuçla bitirmeyi arzu ediyoruz. Borovka kafayla Tugay çıkardı. Borovka uzaktan vuruyor ve avuta gidiyor top. Son 9 dakika. Durum 1-1. Tabii ki bir birlik, bir beraberlik bizim için iyi bir sonuç. Deplasmanda Almanya'da karşılaşmayı berabere bitirmek İstanbul için bir avantaj sağlayacak. Ama galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyoruz. Daha 8 dakikada var karşılaşmanın bitmesine. Borovka, Borovka'nın verdiği pas. Bode tekrar arkadaşını gördü ve pres yaptı Koseçki. Topu aldı, çevirdi ama taça çıkmasına engel olamadı. Taç atışını Bode yapacak. Ve Borovka takımın, Alman takımının, Bremen'in en iyilerinden biri. Onun sağ tarafını uzattığı top avuta gidiyor. Kohn yetişemedi. Son 7 dakika. Durum 1-1. 32. dakikada Koseçki, 78. dakikada Kohn attılar golleri. Galatasaray temposundan bir şey kaybetmedi. Taca çıkıyor. Taç atışını Galatasaray Tayfun'la kullanacak. Tayfun verdi pasını. Koseçki geriye gelmişti. Sıyrıldı. Sıyrıldı. Koseçki ve top yine dışarı gidiyor. Galatasaray yavaşlatıyor oyunu. Rölantiye alıyor. Zamanın geçmesini bekliyor. Ve Tayfun taç atışıyla oyunu başlattı. Koseçki'ye gelmedi top. Neubart. Ve şimdi Werder Bremen hücumu başlıyor. Kendi yarı alanlarından çıktılar. Ve Bode hücumları organize eden orta sahadaki futbolcuları. Harken o ortalamak istedi. Ortaladı topu fakat savunmamız bırakmadı. Çıkardık ve Muhammed topu arkadaşlarına kazandırmak istiyordu. Tayfun eyvah kaptırdı topu. Bir orta ve maalesef top kalemizde. Ve hakem golü veriyor. Ortalanan top. Karşılaşmanın 84. dakikası. Ve maalesef Bester
topu ikinci kez filelerimize yolluyor. Bakın ortalanan top. Ester vurdu. Yere çarpan top filelerimize takıldı. Werder Bremen 78. dakikada Koon'la beraberliği bulmuştu. Ve 84. dakikada Bestel'le 2-1 öne geçti. Gol tekrar tekrar ekranlarımıza geliyor. Son 5 dakikaya girdik ve santra vuruşuyla şimdi oyun tekrar başladı. Bir geri pası Hayrettin'de. Evet, kalemizde çok gol tehlikesi vardı ama ilk golde olduğu kadar gol tehlikesinin az olduğu bir pozisyon yoktu. Onda gol oldu. Şimdi Galatasaray hata Erhan. Larla bastırıyor Neubart. Şimdi Borovka. Bester. İsmail kademede eliyle aldı. Eliyle aldı. Hayır, eliyle aldı. Hakemin düdüğü var zaten. Ve Galatasaray oynadığı futbolla bu skoru hak etmedi. Ama söylediğim gibi çok daha uygun gol pozisyonlarında başarılı olan Galatasaray defansı beklenmedik anlarda 2 gol yedi. Aslında günlerdir haber bültenlerimizde buradan çeşitli röportajlar geçiyoruz. Herkesin dilinde bir 2-1 vardı. Özellikle Türk seyirciler Galatasaray 2-1 kazansın. Tabii ki gönüllerinde o vardı ama şu anda en çok konuşulan skor tabelada. Werder Bremen 2-1 önde ve artık son dakikalar Galatasaray'ın biraz gayretini arttırması lazım. 42. dakika ikinci yarı için 87. dakika maç adına son 3 dakika Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. İyi değerlendirmesi lazım. Klaus Allons, Hamza bastırdı, geri pas, Borovka, tekrar Rotava, Rotaryu karşılamaya gidiyor, şimdi Neubart, sadece Kuzeçki kaldı rakip yarı alanda, Muhammed, Erhan geliyor Boden'in üzerine, Erhan daha çabuk döndü ve faul kazandı. Arif oyundan çıktıktan sonra Muhammed'i ileri aldı Galatasaray ve Taner geride Muhammed'in yerinde oynamaya başladı. Saha içinde de böyle bir taktik değişikliği yaptı Sarı Kırmızılar. Evet, golden sonra tabii ki ikinci bir gol gelmesin diye düşünüldü ama engel olunamadı İsmail. Şimdi Muhammed. Tayfun solda boş. Tugay'dan Tayfun'a. Hamza. Güzel pas Tayfun, ara pası Rotaryu giremiyor araya. Artık 88. dakika Tayfun tacı kullanıyor. Hamza topu ayağında tutuyor. Bir atak şansı doğuyor kazandığımız faulle. Muhammed topun başında, Rotaryu da geldi. Koon orada. Kosecki ve biraz önce oyuna giren Taner ceza alanı içinde. Rotaryu kullanacak. Erhan da gitti oraya. Rotaryu paralel pası bıraktı Tugay. Yusuf vurdu ama o beklediğimiz vuruşlardan biri değildi. Belki sertti ama isabet açısından dışarı gidiyor. Yusuf görüntüde. Türk seyircilerin şu sıralarda susmayıp biraz Galatasaray'a destek olmaları gerekiyor. Oysa sesi çıkan Werder Bremen taraftarı, her şey burada bitmeyecek. Bunun 18 Mart'ı da var. Çarşamba günü 18 Mart'ta İstanbul'da bunun revanşı da var. Evet, Borovka, Botava, Bokenfeld, Bester, Bokenfeld ve out. Her şeye rağmen kupalarda 2-1'lik sonuç başarıdır. Özellikle rakip sahada atılan bu gol. Şimdiden konuşmak çok erken ama çok daha konuşacağız. İstanbul'da 1-0'lık Galatasaray galibiyeti bile Galatasaray'ın tur atlaması için yetecek. Üstelik bir Bülent'in
tekrar oyuna döndüğünü düşünün, cezasını tamamlayıp bir Erdal Keser'in, bir Yusuf'un sakatlıklarının, Yusuf diyorum, Uğur'un sakatlıklarının bitirilip oyun alanına alındığını düşünün. İstanbul'da Galatasaray bu kadar kolu kanadı kırık olmayacaktır. Neubart son dakika artık, son dakika. Biraz buruk içimiz ama içimiz yine kıpır kıpır. 2-1'lik sonuç bizi ümitlendiriyor. Oliver Rek, Borovka, Bode yanında, Muhammed karşılamaya hazırlanıyor. Uzun top, Kohn karşılayan, Taner ve Hartgen atak yaparken Erhan dokurdu, Ahmet Akcan ve Raşit Çetiner saha kenarında, Klaus Allov son dakika, çok dikkatli olması gerekiyor Galatasaray defansının. Hava topu çekiyor, Bokenfeld, Tayfun ve dışarı gidiyor top. Hayrettin. Evet, Mustafa Denizli. Mustafa Denizli ağır ağır o öğrencilerine yanaşıyor. Bu 90 dakika ızdırap içinde ayrı kaldı Mustafa Denizli. Ve izliyorsunuz, çok heyecanlı doğal olarak. Şu anda da Hamza gideniyor. Çünkü faul yapılıyor. Tayfun bıraktı. Rotaryo topun başında. Mustafa Denizli engelleyemiyor sahaya yanaşmayı. Tekrar Hamza'dan Rotaryo, ondan Tugay, şimdi İsmail. Ah, o ikinci gol hiç olmasaydı keşke ama şimdi Yusuf. Uzun top Bremen defansının arkasında ve Alt, Bode, Votava, Borovka. Galatasaray Preste rakibini kendi yarı alanda tutmayı başarıyor. Votava, Hamza katılıyor prese. Alov, İsmail ısrarla kovalıyor. Alov-İsmail mücadelesi, faul. Son dakikada centilmence giden karşılaşmanın son dakikasında gergin hareketler var. Ve İsmail saçımı çekti diyor. Bu arada evet, hakemin elini kim tutuyor? Bizim çocuklardan biri tutuyor. Kart gelecek. İsmail'i ayırdı hakem. Zannediyorum ikisine de sarı kart gösterecek. Evet, tartışmalar devam ediyor. Son dakikaya kadar çekişmek oldu, faul oldu, gerginlik oldu ama son dakikada bu da olmasaydı diyoruz. Evet, İsmail ve Klaus Allov yan yanalar. Polonyalı hakem Litkiewicz onlarla konuşuyor ve İsmail'e, Klaus Allov'sa birer sarı kart. Biz de notlarımız arasına alıyoruz onu. Son dakikada iki sarı kart, iki umarım, tarafın futbolcuları. Umarım İsmail'in ikinci sarı kartı değildir bu. Yoksa rövanş karşılaşmasında oynamayabilir. Evet, notlarım arasında yok. 90 dakikanın bittiğini ilan ediyor Polonyalı hakem Litkiewicz. Galatasaray 2-1 kaybetti karşılaşmayı. Şimdi saha içi röportajı için Bülent Karpat hazır olduğunu işaret etti. Evet, saha içine bağlanıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Ali Kocatepe. Mustafa Denizli yanımda. Mustafa Denizli, 79 dakika. Çok güzel oynadık, mücadele ettik. Çok önemli değil. Evet. Birisi bunlara İstanbul'un ne olduğunu anlatacak herhalde. Evet, yani bu mükemmel bir sonuç. Bugünkü şartlar dahilinde mükemmel bir sonuç. Olabilir. Yani bizim için burada önemli olan gol kaydına muvaffak olmaktı. Onu yaptık. 79 dakika veya 80 dakika önemli değil. Yani 1-1 de bitse, 2-1 de bitse önemli değil. İstanbul'un ne olduğunu 18 Mart'ta göreceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum ve ikinci maçta başarılar diliyorum. Çok mersi. Ali Kocatepe, tabii Mustafa Denizli önemli olmadığını söyledi. Siz de duydunuz. Evet, tabii ki deplasmanda alınan bu bir farklı mağlubiyet kupalarda çok çok büyük avantajlar getirecek takıma. İstanbul'da tur atlayan Galatasaray olacak. Ben böyle olmasını umut ediyorum ve siz izleyicilerimizle hoşça kalınız diyorum ve mikrofonu yeniden size veriyorum.